Merhaba çocuklar, daha önceden de anlattığım temel cümle kurulması, öznenin yanında ne kullanacağımız, fiil, eylem, yardımcı fiillerin hepsini içeren genel bir tekrar videosu yapalım. Ee, Anlamadığınız, unuttuğunuz kısımlarda da lütfen rehber olarak geri dönüp izleyin aynı videomu. Şimdi bu şekilde cümle diziliminde e, sorun yaşayabiliyoruz. ...ben cümleye neyle başlayacağım... ...Özne'nin yanında ne var... ...geriye kalanlar nereye gidiyor gibi... ...genelde zorlandığımız bir kısım... E, ...birlikte bir göz atalım... ...şimdi her cümleye... ...bilgi vereceğiniz şeyle başlayacaksınız... ...demiştim... E, ...kediyle ilgili bilgi vereceksen... ...cat ile... işte e, ...kalemle ilgili ise pencil... ...bir kişiyle ilgili ise jack... ...annen baban... ...kimle ilgili bilgi vereceksen... ...ne hakkında konuşacaksan... ...onu cümlenin en başına yazıyorsun... Fakat bilgi verdiğin şey yani öznenin yanında hemen yanında ne oluyordu İngilizce'de? Eylemimiz, fiilimiz oluyordu. Eylem ve fiil yoksa yardımcı fiilimiz oluyor demiştik hatırlayın. Ee, bu çok önemli bir fark, bu çok önemli bir detay. Çünkü Türkçenin tam tersi. Türkçede eylem fiil ta cümlenin en sonunda olurken İngilizce'de hemen öznenin yanına yazıyorsunuz. Buradaki örneklerin hiçbiri fiil içermiyor bakın. O yüzden hepsinde iz ya em ya da iz görüyorsunuz. Emizardan birini görüyorsunuz. Gördünüz mü? Buradaki fiiller eylem, hareket içermiyorlar. O yüzden bu cümlelerin hepsi yardımcı fiille yapılmış. Öznenin yanına uyumlu olan yardımcı fiil getirilecek. Bakın bakalım. E, buradaki dizilimden Jack'i seçtik. Öznemiz Jack. Hemen yanında yardımcı fiil olması gerektiğini biliyorsunuz. Yardımcı fiilimizde bu sefer olumsuzluk eki de var. Onu nasıl kısaltıp yazacağız? Isn't şeklinde. Tamam mı? Isn't yazdığınızda aslında is not değildir anlamı çıkıyor. Nasıl demiş? Jack is not a gardener. Bir bahçıvan değildir. Jack is not a gardener. Isn't a gardener. Alt cümleme baktım. Yine she ile başlayacağım. Özlem she. Kız değil mi? Ee, yine yardımcı fiilim var. Yardımcı fiilimin yeri hemen öznenin yanıdır. She isn't my sister. Geriye de my sister kalıyor zaten. Onu da en sona atıyoruz. Ee, o benim kız kardeşim değildir. Tamam burada my niye sister'ın önüne geliyor? Çünkü iyilik sıfatı yani neye ait olduğunu söylüyorsunuz. My benim olduğu için sister'ın önüne geliyor. İsmin önüne gelir sıfatlar daima unutmayalım. Burada öznemiz that büyük harfle başlayan özne olarak ipucu vermiş. That yanına yardımcı fiil alıyor. Is ve not isn't. That isn't. That neydi? Şu uzaktaki şeyleri gösteriyorduk. That isn't her car. Onun arabası değildir. Her neydi? Bir kıza ait olan. Sıfatımız iyilik sıfatı. Possessive adjectives ve ismin önünde kullanılır bir nesneden bahsediyorken kime ait olduğunu İngilizce'de onun önüne getirerek veriyorsunuz. That isn't her car. That isn't her car. Yardımcı fiiliniz nerede? Öznenin yanında. Burada öznemiz I. I yine olumsuz. I am not 35 years old. Evet, I am not'ın kısa hali yok. Bu şekilde yazılıyor. I am not. Am not hemen öznenin yanında. 35 years old. Ben 35 yaşında değilim. V we ile başlayacağız. We are not'ın kısaltılmışı aren't. We aren't Spanish. Biz İspanyol değiliz. Evet aren't'ın yeri neresi? Öznenizin hemen yanı. Öznem burada chat. Chat isn't diyeceğim. Isn't a vet. Bir veteriner değildir. Evet, yardımcı fiilin yeri neresi? Öznenizin hemen yanı. Evet, bu şekilde bir dizilim var. Şimdi tüm öznelerin alacağı yardımcı fiilleri inceleyelim ve yardımcı fiil neydi tekrar görelim. He negative sentence diyor. Hepsini olumsuz yapacağız. He isn't in the office. Ofiste ofiste değildir. Bakın, cümleniz hareket içermiyor. Koşmak, uyumak e, yatmak e, mekmak alan bir fiil yok gördünüz mü? olsaydı fiili buraya yerleştirecektik öznenin yanına fakat fiil olmayınca kimi çağırmamız lazım geniş zamanda am, iz ya da arı bu yüzden bunu buraya getirdik ofiste olmak bir eylem içermiyor değil mi? Ofis ofisin içinde değildir e, yapısı var o yüzden fiilim olmadığı için he'nin yanına isn't uygun He ne kullanılıyor? Tek kişi olduğu için is veya isn't kullanılıyor. Bir kızdan bahsediliyor. O bir iş kadını değildir diyeceğim. Yine şiili de uyumlu olan is veya isn't. Etkinlik bize negatif cümle kurmamızı söylediği için isn't getirdik. Değildir yapısı oluştu. Fiil içermiyor bakın cümlemiz. Mekmak alan hiçbir kelime yok koşmak, uçmak, zıplamak, atlamak, yemek. Bunlar fiildir, tamam? Ama iş kadını bir fiil değildir. O yüzden öznenin yanını boş bırakamadığım için ne yaptım? izıntı koydum. I am not 18 years old. Ben 18 yaşında değilim. Bu bir yılan değil. This isn't a snake. Evet, this bu demek. This isn't a snake. Yılan değildir. Yine eylem, hareket fiil içermiyor. We aren't artists. Biz sanatçı değiliz. We ile uyumlu olan are. Olumsuzu aren't. Bu şekilde yazılır. You aren't at work. İşte değilsin sen. işte değilsin. You aren't. Are olumsuzu. Olumlu, pardon. Al are olumlusu. Olumlu yapmak isteseydik. You are at work diyecektik. Sen iştesin. Evet, işte bulunmak, eylem, hareket içermiyor you are at work you aren't at work Dexter bir kedi değildir Dexter isn't a cat bir kedidir demek isteseydim olumlu olarak izi kullanmam gerekiyordu evet bunlar e, içinde hareket, fiil olmayan cümlelere birer örnek tamam bu şekilde lütfen aklınızda kalsın şimdi sorularını yapalım lütfen birlikte Um, Brad is a nurse. Sorularda ne demiştik? Yardımcı fiillerin yeri oynayabiliyor. Bunlar zaten sonradan geldikleri için fiiller gibi sabit değiller, tamam? Is başa gelecek soru yapmanız için. Is Brad a nurse? Brad bir hemşire midir? These are my keys demiş. Bunlar benim anahtarlarım. Soru soracaksın. Başa getir arı. Are these My keys, benim anahtarlarım mı bunlar? Ruby and Farid are actors, aktörmüş. Başa getir, aktörler mi diyelim? Are Ruby and Farid actors? Evet, arla kurdum. Tamam. Emizar başa gelerek soru oluşturabiliyor. This is his laptop. Is this his laptop? Evet, is nereye geldi? Başa. Yer değiştirebiliyor. Valeria is his sister. iz oynattım öznemin başına iz Valeria his sister. Onun kız kardeşime. Gördünüz mü? Sorular bu şekilde yapılıyor. Fakat her soru m is ile başlamıyor. En yaptığımız hatalardan biri de bu. Bütün soruları biz m ile başlatma eğilimindeyiz. Daha önce de anlattığım gibi ar Emizar ne zaman geliyor? Fiil içermeyen, fiili sade olan, e, pardon, fiili içermeyen cümlelerin başına geliyor, tamam mı? E, mesela, Are you go diyemiyorduk, değil mi? Soru sorarken. Go fiilim, gitmek. Gitmek fiil olduğu için sade fiille birlikte emizar kullanılmıyor. Emizar bu şekilde fiil içermeyen cümlelerde kullanılıyor. Bu onun laptopu mu? Bakın, hareket yok, koşmak, uçmak yazmak gibi fiil içermiyor is valeria his sister valeria onun kız kardeşi mi yine fiil içermiyor is Brad a nurse hemşire mi diye sorduk nurse bir fiil değil hemşire bir fiil değil değil mi bu şekilde örneklerimiz devam etsin bakalım is she a waitress o bir garson mu yine fiil yok o yüzden sorumu izle kurabildim holly senin annen mi tek kişi şil olduğu için izle kuruyorum sorumu. Is Holly your mother? Onlar Arjantina'dan mı? Çoğullarda are. Are they from Argentina? Yine fiilim yok. Sen öğretmen misin? Are you a teacher? Yine fiilim yok. Senin köpeğin mi bu? Is this your dog? Tekil olduğu için izle kurdum. post office var mı? Is there a post office de yine bir sorumuz. Var mı soruları da is ve arla soruluyor. Is there ve are there İngilizce'de var mı sorusu. Evet tekil ve çoğunluğuna göre bunu da kullanabiliriz Şimdi fiil olunca ne oluyordu? Bakın fiillerimizin yeri de yine zaten öznenin hemen yanı. You work in an office. Sen çalışırsın bir ofiste. Kız olunca he, she, ne oluyordu? Fiilim s alıyordu. She works in a school. Bir okulda çalışır. Tamam, sadece üç öznenizde erkek, kız ve itte cinsiyeti olmayan da hayvanlarda e, veya işte yine nesnelerde ne oluyor? Fiilimiz S2 alıyor. E, aynı şekilde fiil içeren cümlelerinde sorularında emzar kullanamıyorsunuz fiil sade ise. Fiilin değişik bir durumda e, yine ne olduğunu konuşacağız ama şu anda şu aşamada ne oluyor? Do'la kuruyoruz. Do you work in an office? Sen bir ofiste mi çalışırsın? Bakın, are you work değil. Lütfen bunu unutmayın. Her soruya emizarla başlamıyoruz. Do you work? Fiiliniz varsa, sade fiiliniz ve alışkanlık rutinden bahsediyorsanız do'la soracağız. Öznelerim neymiş? Bakın, are you, we, they. Okay? Do'la soruyorum. Bu öznelerde fiiliniz varsa. Fiil ne demek? mekmak alan kelimeler. Bu şekilde bir sağlama yöntemi bulmuştuk. Yine fiilin ne olduğunu Türkçe öğretmenlerinize de sorun lütfen karıştırıyorsanız. Fiil ve eylem nedir öğretmenim deyin. Does she work in a school? Peki burada do kullandım. Niye burada does'la soruyorum bu soruyu? Çünkü bizim bu üç, üç tane öznemiz does ile e, sorulmaya soruluyor soruları fiil varken o şekilde bir ayrım var İngilizcede. I you we they. I ben, you sen, we biz, they onlar da. Do e, erkek, kız ve it cinsiyetsizde de does'la soru soruyorum. Fiilin varsa unutma lütfen. Do they live in Paris? Paris'te yaşarlar mı? Do koymuş bakın. Live yaşamak fiilin var. Are you are they live olmaz. No. Do you finish work at 4 pm today? Bugün e, işi bitiriyor musun diyor 4'te. Finish bitirmek fiilin. Do you'la uyumlu, do'la başladık. Tom erkek değil mi? He hemen cinsiyetini belirle. Get up kalkmak. Bakın fiil mak almış. Saat 6'da mı kalkar? Alışkanlığını soruyor. Fiil sade fiil var. Does'la soruyorum, soruyor. Is tom get up diye bir şey yanlış olur. Her soruya imzarla başlamıyoruz. Fiil avına çıkıyorsunuz. Party mesela cinsiyetsiz, değil mi? Party it. It'te de biz das kullanıyorduk. Does the party start at 7 pm? 7'de mi başlar? Does the party start at 7 pm? İzle başlamadığını sorunun tekrar hatırlayın çünkü fiiliniz var. Evet, ne zaman does soruyormuşuz? soruları I you we they öznelerinde ne zaman das'la soruyormuşuz? He she it öznelerinde ve fiilimizde work var pardon fi, sorumuzda fiil var ise. Work buna bir örnek mesela çalışmak. Evet şimdi bakalım buralarda hangi soruyla başlatacağım? Hangi soru yapıcıyla? She olduğu için does Fiilim de var. Kontrolleri sağladım. Daz uygun. Özne kontrolü, fiil kontrolü. Evet fiil var. Emizar kullanamam. Ne yapacağım? Do. You'la uyumlu olan do. Do you get up at 7 a.m. Live. Yaşamak. Fiil kontrolü yapıldı. Özne kontrolü yapılsın. day. E, evet fiil kontrolü yapıldığında zaten neyi eledim? Emizarı eledim. E, ne yapıyorum? Do ile soruyorum. Do they live at number 59? Fiil kontrolü bitirmek, fiilim var, emizar asla koymayacağım. Ya do ya does, v ile uyumlu olan ne? Do. Parrot ittir, e, tüm gün konuşur mu? Konuşmak fiil, it olduğu için ne yapacağım? Does, does the parrot talk all day? Tüm gün konuşur mu? Sen laboratuvarda mı çalışırsın? Çalışmak fiilin. Fiili buldum. Emizarı eledim kafamdan. Do ya da does gelecek. You uyumlu olan ne? Do. Do you work in a lab. İşte bu şekilde soru sormaları da sürekli böyle tekrarını yapıp sağlamasını yapmaya devam edeceğiz.